Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Düzce Gümüşova'da Çatalbaş Albayısındayız yine. Bu videomuzda özellikle genç kardeşlerimize ama tabii ki meraklı olan abilerimize de güzel bir haberimiz var. Burada kuru sıkı modellerimizin çeşitlerini fazlalaştırdık. Biliyorsunuz zoraki firmasıyla çalışıyordu bayi sadece ve Retay firmasıyla da çalışmaya başladı aynı zamanda. Retay'ın biliyorsunuz arkadaşlar gerçek tabancaları da var. Bilmeyen arkadaşlara da buradan duyuralım. 22LR modelleri. 22LR yurt dışına veriyor. Fakat makine kimyaya da inşallah yakında girecek. Makine kimyada da göreceksiniz arkadaşlar. Fuarda görmüştük. Fuarda hatta ben de bir an unuttum. Kur'an fuarında görmüştük. 2024'te. Ve Retay aynı şekilde gerçek tabancada olduğu gibi kuru sıkıda da iddiasını sürdürmek amaçlı çok değişik modellere girdi ve üretiyor. Biz de şimdi bu kutular arkadaşlar Retay'dan geldi komple. Retay'ın da kuru sıkı bayiliğini aldın herhalde. Hayırlı evet. Uğurlu olsun. Açacağız şimdi. Biz de bilmiyoruz. İçlerinde ne var kutuların? Farklı, hangi modeller var? Modeller var. Şimdi burada sizlerin karşısında ilk kez biz de bu kutuları açacağız ve görelim. Fiyatlarından da bahsedeceğiz kuru sıkıların sizlere. Şöyle bir elimizde birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle kenara alalım. Oradan şöyle öyle değil ha, öyle üst üste koyuver sana zahmet. Tek tek oradan alalım. Bakalım içlerinde nasıl, hangi modeller var ve fiyatlarından bahsedelim merak eden arkadaşlara. Bunların arkadaşlar atış testlerini de yine yapacağız. Sırayla açalım. Ne çıktı içinden kutunun? Şöyle bir kutusu var arkadaşlar. Garanti belgesi, temizleme fırçası, yağı, Retay'ın kendi yağı. Dolu yağ herhalde değil mi? Boş evet, değil. Dolu. Dolu yağ. Burada Retay'ın Mod 92. Yani Beratta F92'ye benzer bir modeli. F92'nin kulonu arkadaşlar. Bütün kuru sıkı firmalarında hemen hemen bu model var. Evet. Tabanca ele aldığımız zaman kendini belli ediyor. Gayet güzel. Boyası olsun, şey olsun, el tutuşu olsun vesaire. Şöyle bir bakalım işçiliğine. Evet, bir işçilik hatası göremiyorum tabancada. Şarjörünü çıkaralım. Evet. Şöyle bir çek bırak yapalım abi. Al bakalım, sen daha iyi anlıyorsun kuru sıkılardan. Bir incele şöyle. Silah yeni tabii daha. Yaysel. İyi mi? Yaysel. Yani. İşte bu çift hareket dediğim bu. Sağmalı. Sağmalı. Patlatmalı bir daha. Patlatmalı bir daha. Evet. Evet. F92 modeli Beretta'nın. Değil mi? Buna ne isim vermişler? Retay Mod 92. Evet. Evet. Bunun fiyatı nedir Ramazan? Onu da sorayım. Abi hepsinde sabit net fiyat. Tek fiyat. 2500 lira. 2500 lira. Evet. Arkadaşlar bu kuru sıkıların fiyatları şimdi açacağız. Kutulardan ne çıkarsa hepsinin fiyatı sabit standart diyor Ramazan. Burada ilk bayilik olması amacıyla bu kuru sıkıların fiyatlarını Ramazan'la konuştuk. İlk etapta dedik verebildiğin kadar uygun ver. Uygun vermeye çalış takipçilerimize. Çünkü meraklı takipçilerimiz var. Yaz sezonu geldi. O yüzden böyle 2500 lira gibi uygun tuttu bunların fiyatını. Yani bunlar da kar marjı yok denecek kadar az şu anda. Evet, açalım diğer tabancamızı. Hepsini inceleyelim. Ondan sonra genel bir değerlendirme yapalım. Tabancalar hakkında. Evet. Burada kutunun üzerinde bu arada tabancanın modeli yazıyor mu? Nikel diyor. Eagle diyor. Desert Eagle'ın. Evet. Nikel modeli. Oo, arkadaşlar. Pırıltıya bakın. Evet abi. Abi, makine. Arkadaşlar, nikel parlak modeli yani nikel dediği. Eagle soran arkadaşlar vardı. İşte size Eagle. Bu sağmalı bu değil. Bu sağmalı değil, bu tek hareket. Evet. Bu fişek patlayınca ikinci tekrardan kuruyor kendini. Evet. Sürgüyü düşür abi. Biraz sert düşür. Sert. Evet. Evet. Tabanca büyük. Horoz kurulu kaldı görüyorsunuz. Evet. Takır 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 patlattıkça. Ben buradayım diyor. Balyoz gibi. Görüntüsü yeter. Balyoz. Çivi şakın arkadaşlar. Tabanca yani. Değil mi? Harbiden büyük. Büyük ve şey yani. Ama benzetmişler. Birebir aynı kopyasını yapmışlar. Evet, Eagle'ın nikel modeli arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Deminki F92'yi yakından göstermeyi unuttum ama o modeli zaten başka markalarda da sık sık göstermiştik size. Bu Desert modeli
Bir tek Retay'da var. Öyle mi? Evet. Sen... Başka kuru sıkı firmalarında ben bu modeli görmedim. Görmedim. Ve şöyle bir şey göstereyim. Üst kızak tam sürgü değil. Ne demek o? Yani bak şu ucu sabit. Ha, uç sabit geri gelmiyor. Uç sabit geri gelmiyor şu şekilde. Alttan geri geliyor. Üst sabit doğru. Eagle'ın orijinali gibi mi yapmışlar? Acaba? Aynısı. Aynısı. Evet. Aynı çalışmayı yapmışlar yani. Tabii. Eagle'daki. Çok güzel. Yani F92 de 2500 TL. Bu da 2500. Bu da 2500 çok TL. Çok güzel. Koyalım bunu da kutusuna karıştırmadan. Aynı şöyle arkadaşlar. Yapalım. Kutunun içinden garanti belgesi yağı ve harbisi çıkıyor. Bunları da biraz yağlıyorlar herhalde. Hafif yağ evet. var. Tüfekler de aynı. Fabrikadan yağlı geliyor. Bütün evet. tüfekler. Zaten sabahtan beri elimiz bayağı bir yağ oldu. Kutuya bakmayalım. Şuradan sürpriz olsun. Açacağımız. Ha, değişik değişik göndermişler. Evet. Farklı farklı istemiştim ben de zaten. Bir dakika. Bu da S20 diyor. Neyi? S20 Zigzaur'a benziyor. Öyle mi? Ha, evet. P26'ya benziyor. Yani şey... Zigzag P226'ya benziyor. Evet. P226'ya benziyor. Bu da sağmalı. Sağmalı. Biraz sert tetikleri. Çünkü ilk sağma evet şeyi olduğu için çalışırken çok yumuşak arkadaşlar. Tabancayı kurduktan sonra ilk patlatma tetik yumuşuyor hemen. Yumuşak. Evet. Bu da Zigzaur benzeri S20. Kaçtı bunlar acaba? 15'ti hepsi abi. 15'ti. 15 artı 1 mi? Evet 15 artı 1 abi. Tabancayı şöyle arkadaşlar yakından sizlere meraklı olan arkadaşlara gösterelim. Evet. Önün arkası. Evet bunu da koy Ramazan. Şöyle gibi. Öne koyalım abi. Onu da aç. Ne çıkacak bakalım içinden. Oo. Bu ne diye geçiyor? Bu da aynı bu da Desert. Yok bu deminki nikeliydi bu kromu. Krom. Arkadaşlar bu da Desert'ın kromu. Bakın nikeliyle bu sol elimdeki nikeli sağ elimdeki kromu. Krom olan biraz daha mat. Nikel biri olan, parlak biri mat evet, krom. Parlak arkadaşlar biri mat. Deminki bu tabancamızın aynısı bu da. Evet, diğer kutumuza bakalım onlardan. Evet abi bakalım. İçinden ne çıkacak? Yine aynı parlak kromu. Yine arkadaşlar aynı. Retay'ın parlak kromu yine. Evet. Yine bundan bir tane daha gelmiş. Bilginiz olsun. Daha çok çeşitlerimiz gelecek. Biraz hızlı sipariş verdik bunu. Çeşit seçme şansım olmadı. Karışık geldi. Retay kendim göndermiş bunları. Gökhan kardeşime yap bir karışık dedim. Yaptı gönderdi. Evet. F92'nin evet. Beyaz krom modeli. Evet F92'nin arkadaşlar. Beyaz krom modeli. Evet. Bakalım performansları nasıl? Nasıl çalışacak? Bu da şarjörü mü? Yine bu da aynısı abi. Eagle'ın kromu. Beyaz kromu evet. Evet. Parlak değil normal beyaz kromu. Nikeli değil kromu. Aynen. Bu da aynı. Deminki şu tabancamızın aynısı. Bir tane daha göndermiş Retay. Eagle modelinin kromundan. Açalım bakalım ben daha böyle farklı modeller bekliyorum. İşin içinden çıkacak. Evet. Farklı modeller getireceğiz yine. Evet şöyle açalım. Ha, bu da Eagle'ın siyahı. Eagle'ın siyahı. Siyahı çıkmamıştı. Güzel olmuş bunu da göndermeleri. Evet. Arkadaşlar Eagle'ın yani bu silah zaten kendini belli ediyor. At koşturacak bir silah. Birebir Ramazan demesi gibi. Başka firmalarda da görmedim diyor Ramazan. Evet. Belki vardır bilemiyoruz ama. Ben görmedim. Retay bunu yapmış. Evet. Bu da başı koşacak bu Retay'ın modellerinde. Eagle hissiyatını almak isteyen arkadaşlara siyah renk severlere evet. Siyah, beyaz, parlak beyaz. Bu da Mod 92'nin parlak beyazı abi. Evet. Bu da Beretta F92'nin nikel rengi. Yani parlak Retay Mod 92 modeli. Aa, bu da güzel. Bu parlaklar ayrı bir havası var ya. Elde tutuşu şu metal hissiyatı daha farklı parlakların. Bence.
zevkler ve renkler tartışılmaz arkadaşlar. Bu tabancamızda sağmalı arkadaşlar basıyoruz ve ondan sonra atıyoruz. Evet. Bak bu da çok farklı bir model abi. Ben bu modelini ilk defa gördüm. Bakalım şimdi sen farklı dediysen elbet bir farkı vardır. Bakalım. İlk açtığımız tabanca değil mi? Değil. Şu ilk açtığımızda, ha bu biraz daha kompakt. O F92'nin yani Mod 92'nin. Şu. Bunun değil. Bunun kompağı. P226 demişti. Bunun kompağı abi. Bu değil mi? Tabii bunun kompağı. F92'nin. Arkadaşlar F92'nin kompağı. Kompakt modeli. Horozlu gene. Bunların polimer modelleri var mı acaba? Altı polimer bunun. Yok polimer tip olanları. Hani. Horozsuz var, var var. Glock modelleri gibi. Glock modelleri. Yani. Onlardan da var. Getireceğiz. Daha küçük modelleri de var. Evet. Bu da sağmalı arkadaşlar. F92'nin bir küçüğü. Buna ne demişler? Pro'ydu. X Pro demişler. X Pro. Evet. Retain X Pro modeli. Şimdi kuru sıkı ses tabancası almak için gereken 3 tane madde var. Birincisi zaten adli sil kaydınızın olmaması. Adli sil kaydınız varsa kuru sıkı ses tabancası dahil alamazsınız. Evet. Kesinlikle. Ateşte hiçbir şey alamazsınız. 1. Dilekçe. 2. Ziraat Bankası'na 100 TL. Kuru sıkı kart ücreti. 3. 2 adet vesikalık fotoğraf. Bağlı olduğunuz kolluk kuvveti. Ama jandarma bölgesi, ama polis bölgesi. Hangisi? Oraya müracaatınızı yapıyorsunuz. Oradan size satın alma kodu geliyor. Kuru sıkı ses tabancası satın alma kodu geliyor. O kod geldikten sonra bizlere ulaşıp İstediğiniz marka modeldeki kuru sıkı ses tabancasını temin edebilirsiniz. Burada arkadaşlar tabancayı belde taşımak yasak, bilginiz evet. olsun. Kuru sıkı tabancamı alayım da gerçek tabanca gibi taşıma öyle ruhsatlı. Öyle kolboy gibi takıp yok. Taşıma ruhsatlı insanların taşıdığı gibi taşıma ruhsatlılar bile tabancayı göstermiyorlar belinde taşırken ki. Evet. Yasal yani taşımaları ki. Siz bunu belinize yakalattırırsanız gerçek tabanca yakalattırma muamelesi görürsünüz, bilginiz olsun yani. O yüzden belinizde kesinlikle olmayacak. Bakın kutu da geliyor. Bir yere sevgedeceğiniz yani zaman kutusunu da sevgedeceksiniz arkadaşlar yine. Köye çıkacaksanız Meskun Mahalli dışında ateş etmeye kutusunu da götüreceksiniz. Arabada bir yere sevgedeceksiniz. Kutusunu da sevgedilecek. Ateş edeceğiniz zaman çıkaracaksınız kutusunu. Abi şöyle söyleyeyim şimdi. Glock tabanca makine kimyada satılıyor. 5000 dolar, 4500 dolar artık neyse. Böyle plastik kutuda geliyor. 2500 liralık kuru sıkı ses tabancası da plastik kutuda geliyor. Yani fabrikanın bunu size plastik kutuda gönderme sebebi taşımanız. Bu şekilde bir poşete geçirip bir kaba geçirip taşımanız. Yani bunu bu şekilde işte şehir dışına seyahat edeceksiniz veya başka bir yere gideceksiniz. Yazlığa gideceksiniz. Yazlığa gideceksiniz. İşte yaylaya gideceksiniz. Bunu böyle kutusunda götürebilirsiniz. Kesinlikle belinize takıp götüremezsiniz. Fiyatlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Tüm modeller fix fiyat. Şu anda Çatalbaş Av Bayisi'nde Av Tutkunları kanalı izleyicilerine özel 2500 lira fix fiyat. Çok. Peki bunların mühimmatları hepsi 9 milim mi? Sabit abi. Bunlar 9 milim de 8 milim diye geçiyor. 8 milim dedikleri de küçük olanlar var. Daha küçük olanlar ama onlar artık piyasada satılmıyor. Satılmıyor. Satılmadığı için mühimmat da yok. Fiyatları ne kadar mühimmatlarının onlardan da bahset. Abi fix 200 lira hepsi. Bütün markalar 200 lira. 200 lira ben sabitledim. İtal Gejo da mı 200 lira? O da 200 lira. O da hepsi. 200 lira. CK9 var 200 lira. Yas var 200 lira. Kaiser var 200 lira. Codex var 200 lira. Gejo var 200 lira. Hepsi fix sabit fiyat. Çok iyi. 50 tane var içinde. 50 tane var. Ramazan bu bütün modellerle ve değişik markalarla test atışı yapalım. Yani bunların çünkü YouTube videolarında test atışları yok. Yok. Yok yani. Bunu evet. Şimdi merak eden izleyicilerimiz bunu nereden görecek test atışını? Biz göstereceğiz abi. Biz göstereceğiz. İşte o yüzden. Biz boşuna mı buradayız? Bayramdan sonra burada bazı tüfeklerimiz de var. Taktik evet. Tüfeklerimiz. Kuru sıkılarımız var. British gelecek. Ben insan British gelecek. Bir koli 36 kurşun alayım. Kurşuna. Bir de Scopa tüpü alayım abi. Evet. Gelecek. Tüp zaten. Kurşunun da en iyisini seçmeye çalış. Bak yer ithal demiyorum. Yerlinin, 36 kalibrede mi? Evet, 36 kalibrede yerlinin en iyisini seçmeye çalış ki onunla bir test edelim, performansına bir bakalım, bir deneyelim. Olur. Yani uzak mesafe atalım bu sefer. Uzak mesafe, yakın mesafe hepsini atalım, seri atalım, şey yapalım. Aynı şekilde kuru sıkılarda da hem biz kendimiz görelim, yorum yapalım,
Hem de izleyicilerimiz sesine baksın, şeyine baksın yani. Tutup olur yapıyor, abi. Yapmıyor mu? Bütün kafamızdaki soru işaretlerini hepsini kaldıralım. Olur. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da sizlere Çatalbaş Av Bayisi'nin Retay'ın kuru sıkı modelleriyle çalışmaya başladığını hem haberdar ettik, hem de Retay'ın bazı kuru sıkı modellerini sizlerle paylaştık. Bunları atış testlerini de paylaşacağız sizlerle. Fiyatları makul seviyede tutmaya çalıştık. Çatalbaş Av Bayisi'nde arkadaşlar, siz izleyicilere özel, bu Retay'a da ilk giriş olarak bu 2500 lira fix fiyattan tabancalar meraklılarına sunuluyor. Neyi unuttuk abi biz? Neyi unuttuk? Tarih söylemedik. Evet. Evet. En önemli konu videolarımız arkadaşlar, gerçi yayınlandığı tarih itibariyledir. Yani biz videoyu çekiyoruz, bir hafta sonra yayınlıyoruz zaten. Ama biz gene videoda hatırlatma babında. Bugün günlerden 6 Haziran 2024. 2024 Perşembe. Fiyatlar bu tarih itibariyle. Şu anlık bu şekilde. Evet. Şu anlık bu şekilde. Fiyat değişimlerinde arkadaşlar videolardaki fiyatları kale almayın lütfen. Buradan tüm dostlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Kanala abone olmayı unutan, videoyu beğenmeyi unutan arkadaşlar varsa da hatırlatmada bulunuyoruz. Saygılar arkadaşlar.